Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sufle. Tam ölçüsüne uyarsanız sizler de çok güzel sufle yapabileceksiniz. Hemen gördüğünüz gibi önümde kettle'ı getirdim. Fişini de taktım. Kaynamaya başladı. Yani kavun iyice ısındı. Bu işlemi yaparken lütfen su geçirmemeye, yani içerisine bir damla dahi su akıtmamaya özen gösterin. Ben öncelikle tereyağında hafif şöyle koparıp kaselerin içine alıyorum. 125 gram tereyağını derince kabın içine koyuyorum. Sadece bir çay kaşığı dolusu kaselerin içine ayırdım. Diğer kalanı da eriteceğim. Kasenin içine aldım. 125 gram da bitter çikolata. Kettle'ın ayarını şimdi yükseltiyorum. Kaynamaya başlayacak. Birazcık gürültü olacağı için burada ben karıştıra karıştıra çikolata ve tereyağını eriteceğim. Artık kettle'ın fişini çektim. Gördüğünüz gibi çikolata tamamen eridi. Çikolatanın kenarda iyice soğuması gerekiyor. Eğer sıcak koyarsanız yumurtalarınızı pişirirsiniz. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpmadan kaplarımı yağlayacağım ve bir çay kaşığı pudra şekeri ile bir çay kaşığı kakaoyu karıştırıyorum. Tereyağını elimle kasenin içine iyice sürüyorum. Bolca sürün, yoksa çıkarmak istediğinizde çıkaramayacaksınızdır. Ben böyle 3 tane fırına dayanıklı kap kullanıyorum. Bunlar da borcam. Çatlama falan yapmıyor. Sufle, sütlaç için kullanılan kaplardan. Eğer ki hiç böyle kaplarınız yoksa marketlerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bu aşure falan koyduğumuz alüminyum folyo kaselere. Benim bu yaptığımda 3 tane çıkıyor ama çok doldurmazsanız 4 taneye kadar da çıkar. Hazırladığım kakaoyu ve pudra şekeri karışımını 3'e bölüyorum. Tamamen içerisinde gezdirerek her yerine dağıtıyorum. Tamamen bulandığından emin olun. Sadece pudra şekeri ya da sadece kakao koyarsanız, pudra şekeri koyduğunuzda çok beyaz oluyor. Kakao koyduğunuzda da çok acı olabilir. O yüzden ikisini karıştırmanızı tavsiye ederim. Şöyle tepsinin içine koyuyorum. Dolaba kaldıracağım. Ben diğer malzemelerimi karıştırana kadar dolapta beklesin. Bir kabı önüme alıyorum. 3 adet yumurta. 1 çay bardağından bir parmak sadece eksik toz şeker. Şimdi yumurtayla şekeri 2 dakika boyunca çırpacağım. Bu esnada isterseniz mikser de kullanabilirsiniz. Ama ben elle çırpacağım. İyice yumurtaları çırpın, yoksa içerisinde kokabilir. İçerisine 1 çay bardağından 2 parmak eksik un. Bunu da çırpıyorum. Yeterli. Kenarda artık soğudu. Yani böyle iyice soğumasına gerek yok. Hafif ılık da olabilir. Çikolatayı ilave ediyorum. Bir taraftan da ilave ederken karıştırıyorum hızlıca. Karışımım hazır artık. Olması gereken kıvam tam da bu. Şimdi artık kaplara eşit bir şekilde dağıtacağım. Benim hazırladığım sufle 3 ile 4 kişiye kadar yeterli geliyor.
Suflenin kabın kenarlarını temizledim. Bunu özen gösterin çünkü sonrasında fırında kızarınca kenarlarındaki kalan kalıntılar yanıyor. Şimdi artık fırına götüreceğim. Ben fırını hangi aşamada açtım? Tam doldurmaya başlarken fırınımı 200 dereceye getirdim. 200 derecelik fırında eğer ki katı bir kıvam istiyorsanız 15 dakika, akışkan bir kıvam istiyorsanız sadece 12 dakika fırında tutacaksınız. Saatinize bakın, tam 12 dakika sonra kapatırsanız akışkan, içinden böyle akan bir sufle olacak. Ama 15 dakika, 14 dakika tutarsanız bu sefer katı kek gibi bir sufle olacaktır. Eğer isterseniz sufleleriniz bu şekilde bir 3-4 güne kadar dolapta ağzını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. Pişirmek istediğinizde çıkarıp hemen pişirip yiyebilirsiniz. Süre tutmayı unutmayın. Suflenin en önemli aşaması şu andan sonra başlıyor. Buraya kadar yapmak kolay ama bundan sonrası biraz sıkıntılı olabilir. Lütfen verdiğim süreye birebir uyarsanız kesinlikle çok güzel sufleleriniz olacak. 200 derecede ben sadece 12 dakika pişireceğim. Tam 12 dakika fırında pişirdim ve aldım. Şöyle hafif salladığınızda içi zaten anlaşılıyor piştiği. Bir bıçak yardımıyla kenarlarına hafif şöyle bıçakla, çok hafif, sakın çok fazlasıyla değil, ittiriyorum. Rahat çıkması için. Üzerine birazcık da pudra şekeri serpiyorum. Kamerayı yakınlaştırdım iyice. Sizlere de göstereyim. Ben bunu toplamda tam 12-13 dakika arası pişirdim. Eğer ki 13 dakikanın üstü, yani 14 dakika pişirirseniz biraz daha katı olur ama 15 dakika pişirirseniz böyle bildiğiniz kek gibi olacaktır. Tamamen sizlerde damak tadınıza göre 12 dakika ile 15 dakika arası pişirebilirsiniz. Kenarları gayet güzel pişmiş. Ortası akışkan. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.